Tek başına bir efsaneler yumağı, Lozan Anlaşması. Hazır mısın? Hazırım, hızlı olacağım. Malum 2023 yılındayız. Lozan Anlaşması'nın bu yıl biteceğine inanan kişi sayısı sandığımızdan da fazla. Bu bir barış anlaşması ve herhangi bir süresi yok. Yani olağanüstü bir durum yaşanmadığı sürece anlaşma geçerli olmaya devam edecek. Gerilim gizli maddeleri. Dayanıksız bir diğer iddia da bu. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda kabul edilen Wilson ilkeleriyle zamanda çok kez ifşa edilen ve başa dert olan gizli anlaşma sistemi reddedildi. İki kişinin bildiği sır bile sayılmazken bu anlaşmada Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Japonya, Yunanistan, Portekiz, Romanya ve Yugoslavya da bulunuyor. Peki yeraltı kaynaklarını çıkaramayacak mıyız? Buna inanan hala var mı bilemiyorum. Çünkü çok anılan bor madeni tıpkı çıkartılan diğer maden ürünlerimiz gibi bize hali hazırda ihracat geliri sağlıyor. Doğalgaz desek yine ülkenin birçok yerinde uzun zamandır araştırılmaya ve keşfedilmeye devam ediliyor. Son olarak o meşhur 12 adalar Lozan ile mi kaybedildi? Aslında bakılırsa 1923 yılında imzalanan Lozan'da değil, 1912'de bizim şu an UŞİ olarak andığımız anlaşmayla elden çıkarıldı. Eğer siz de Lozan Anlaşması'nın Türkçe metnini okumak istiyorsanız hemen şimdi arama motoruna Lozan TBMM yazabilirsiniz. Siz de efsanedir diyorsanız bizimle paylaşın.